keyifli bir yolculuktan sonra nihayet British Museum'a ulaşıyorum. Çin'e dost aslanı. Muğla'dan getiriyorlar bu aslanı. British Museum'dayım. En merak ettiğim salonlardan bir tanesi karşımda duruyor, gösteriyor orayı. Altınız Nation. Nation Muğla'nın özellikle Fethiye tarafının ve çevresinin antik dünyadaki ismi. Oraya gidiyorum şimdi. Orayı bulmak için. Evet. Santos'tan getirilen büyük bir eser var burada. Muğla'nın Kuruova ilçesinde bulunan Santos antik kentindeki yapı. Onu buraya 1700'lü yıllarda Sir Charles Fellowes getiriyor. Acayip büyük bir şeymiş. Şok oldum şimdi. Burası Likya salonu. Biraz önce Şinidos aslanına benzeyen aslanlar var burada. Ve Likya savaş grafürleri. Harika. Bunları çok görmek istiyordum burada. Çünkü Muğla'dan, Fethiye'den getiriliyor bunlar. Ve ben de Muğla Fethiye'liyim. Şu an aklım aldı. Evet, Muğla tarafına Fethiye gidenler bilir ki kaya mezarları, Tulos, Patara ve niceleri. Hala daha Santos sergisi devam ediyor. Abi, öyle böyle değil. Bayağı bir getirmişler. Av sahnesi. From Santos. Harfi anadının kalan kısmı galiba. Bu. Carved Burns, Northside, Two Sirens, Human Handed Birds. Yani şunlardan bahsediyor. Bunlar Arsoz ölümü temsil ediyorlar. Bunlar melek gibi. Düşünebilirsiniz. Ölü insanın artık bedenini öteki dünyaya götürüyor. Acayip ilginç bir şey. Atina'dan gelenler ve Likya'dan gelenleri aynı salona koymuşlar. İşte Likya sikeleri. Burada.
Santos Anıtı'nın önündeyim. Uzun zamandır bu anıtı çok görmek istiyordum. Daha önce Santos'u da gezmiştim Türkiye'de. Oldukça etkileyici. Burayı birçok parçayı taşıyıp getirmişler Santos'tan. Buraya gelip görmek Lige sonunda beni çok etkiledi. Arka tarafta daha başka Lige eserleri de var. Farklı galeriler de var. Birçok Lige eserini buraya getirmişler. Gerçekten çok etkileyici. Ben de kendimi bir Lige olarak tanımladığım için buralarda duygulanmamak nedeniyle çok güzel, çok mutlu oldum. Güzel ilgiler de yoğun tabii burada. Daha önce çok galeri gezdim. Böyle bu şekilde büyük bir anıt görmedim. Türkiye'den biraz büyük getirmişler buraya. Oldukça güzel. Asun'un koltuğuna ait savaşçı giysileri. Nabukat Mezar'ın ordusunda savaşmış bir askere aitti belki de. British Museum'dan para salonundayım ve burada yıllara ait basılan ilk altın paradan ilk elektrum örneğe kadar örnekler var. Daha sonra tarihlendirmeler Çin, Hindistan ve Yunanistan olarak geliyor. British Museum gerçekten çok değerli, çok görülmesi gereken bir müze. Burada her şeyi ayrıntısıyla görebiliyorsunuz. O kadar çok eser var ki değerli eserler değersiz gibi bir kenarda duruyor. Evet, British Museum'u da ikinci günde gezmiş oldum. Görmek istediğim birkaç eser var. Tekrar onları gördüm. Şimdi çıkıyoruz kapandı. British Museum'da ikinci günde gezmiş oldum. Londra'da en çok merak ettiğim, en çok görmek istediğim yer burasıydı. İçerisi oldukça büyük. Video çekmek yerine birazcık gezmeyi tercih ettim. Şimdilik hoşçakalın. İngiltere'nin meşhur taksileri nasıl şarj oluyor? İşte bu şekilde. Adam bırakmış gitmiş. Şu anda şarj oluyor. Şarj olmayı bekliyorlar. University of London'ın arkasında bir kitapçıya geldim. Kitapçının binası çok harika. Burada almak istediğim birkaç kitap var. Onlara bakacağım.